da yine iki gözün iki çeşme. Süreyya, sana diyorum, niye ağlıyorsun? Ömer üzdü değil mi yine seni? Bak, gidip anneme söyleyeceğim, ona anlatırsın artık niye ağladığını. Yok ya, ben en iyisi babama söyleyeyim. Sakın, sakın bir şey söyleme. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Dökül o zaman. Ömer nişan atmak istiyor. Ne? Ne diyorsun sen ya? Okula gittiğimde Gamze ablayla konuşuyorlardı. Tuna'yla ilgiliymiş. Ama herkes mi, her şey mi benden önemli olacak? Bizim hayatımız hep bu şekilde mi devam edecek? Ben ilk günden beri her şeyi kabullendim. Yavaş yavaş oturacak ilişkimiz diye sabrettim ama beni o şekilde, o gelinlikle üstümde orada bırakıp gittiğinde kendimi nasıl sıkışmış hissettiysem bu hep bu şekilde devam edecekmiş gibi geldi bana. Dayanamadım ben de. Görüşmeyeceksin dedim Gamze ablayla. Sonunda be ablacığım. Tavrını koydun yani. Demez olaydım Figen. Çok kızdı bana. Ne dedi peki? Bitsin mi dedi? İlişkimizi tekrardan gözden geçirecekmiş. Ben de sinirlendim, döndüm arkamı gittim. Sen haklıydın Figen. Bu sefer asla geri adım atmayacağım. Yüzünü bile görmek istemiyorum onun. Ablacığım, kararlı olmana çok sevindim ama kötü bir haberim var. Neymiş? Annem bu akşam iftara Ömer abileri davet edecek. Gerçekten mi? Ama asıl kötü haberim o değil tabii. Çünkü Fatma teyzeyi de aradı. Gamze ablalar da geliyormuş. Yani sen ne kadar kaçarsan kaç, bu akşam hep beraber olacaksınız. Erken gelmişsin oğlum. Gelinlikçide kısa mı sürdü işiniz? Okulda bir sorun çıktı. Dönmek zorunda kaldım. Canın mı sıkkın oğlum senin? Öyle. Ama sıkıntımla baş başa kalmak istiyorum. Paylaşmak istemiyorum artık. Evladım, sıkıntıyı paylaşmak ağaç budamaya benzer. Birikmişi atarsan dal rahatlar, gideceği yönü bilir. Sonra bir bakarsın filizlenip çiçek açmış. Babanım lan senin çocuğun, dök içini. Dök, rahatla. İstemiyorum artık baba. Sıkılacaksam sıkılayım. Bunalacaksam bunalayım. Ama çözeceksem de ben çözeyim. Bir karar alacaksam bir başıma, kimsenin etkisinde kalmadan alayım. Ben artık bunu istiyorum. Nasıl kararlar bunlar? Gamze'ye geri döneceğim falan demeyeceksin değil mi bana? Hayır baba, onun hayatında biri var zaten. Evlenecek o adamla. Hem sen Gamze konusunda haklıydın. Bizim yaşam tarzlarımız birbirine uymuyor. Başka türlü yaşıyoruz. Dediğin gibi. Olacak iş değilmiş. Olmazdı da zaten. Çok şükür, çok şükür. Bir sorun yok o zaman. Var baba. Sorun var. Geleceğimin ipleri elimde olsun istiyorum. Bıktım artık onu yapma bunu yap denmesinden. Ben hayatta yolumu bilmek istiyorum. Ben dengemi kaybettim. Lütfen sen de daha fazla zorlama beni. Çünkü zorlarsan ne nişan kalacak ne de evlilik. Ne de ben diye biri olacak bu hayatta. Baba, ben nasıl var olacağım? Ben nasıl aile kurup kendi ayaklarım üzerine duracağım böyle giderse?
Tamam oğlum, tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Benim burada olduğumu bilemem. Güveniyorum ben sana. Evet, çağırdım, geldim işte. Geç otur lütfen. Burası bana görüşmek için pek uygun bir mekan gibi gelmedi. Niye? Oysa lüks bir kafe seçtim senin için. Yüzünde yine böyle bağırıp çağıracakmış gibi bir ifade var da... artık diyorum burada da rezil olmayalım. Oturur musun lütfen? Müsaadenle ben bir çay içeceğim. Tabii ki. Affedersiniz, bir çay rica edebilir miyim lütfen? Tabii efendim. Teşekkür ederim. Evet. Seni dinliyorum. Çok mu merak ettin? Ömer hadi, vaktim yok. Ne söyleyeceksen söyle. Hayır yani neden buraya çağırdığımı anlayabilecek kadar zeki birisin ondan diyordum. Neden Erdal yolluyorsun babamın yanına? Aile meselelerimize niye karıştırıyorsun? Niye şaşırdın? Halbuki alışık olman lazım. Hatırlarsan baban da anneme gelmişti beni baş gözetmek için. O da aile meselesi değil miydi? Gamze konuyu saptırma. Saptırmıyorum. Nisa o evden taşınmak istemiyor. Bu onun derdi. Sana ne? Sen niye karışıyorsun? Ben bir şeye karışmıyorum. Nisa benim arkadaşım. Görüşüp görüşmeyeceğimi sana mı soracağım? Ben seninle görüşmemeliyim asıl. Sen bir tek git o Süreyya'nla görüş. Herkes bir rahatlasın. Nasıl fikir? Vallahi iyi fikir. Sen akşam iftar yemeğine de gelme o zaman. Ay sanki keyfimden geliyorum. İsteyerek gelmiyorum herhalde. Niye geliyorsun o zaman? İstemezsen gelmezsin. Ama yok. Sen de istiyorsun. İlla bir geleceksin değil mi? İlla geleceğim. Çok meraklıyım iki saf aşık görmeye. İki saf aşık öyle mi? Bu durumda siz ne oluyorsunuz Erdal'la? İki deli aşık falan. Ne güzel söyledin bak. Hem delilik iyidir. Hareket katar ilişkiye. Sizin gibi öyle mıy mıy olmaktan kurtarır. Ay içim daralıyor vallahi sizi düşündükçe. Süreyya benim umurumda mı? Değil. Ben size karışıyor muyum? Hayır. Beni hiç ilgilendirmiyor. Sen de Erdal'la ilgilenmeyi bırak artık. Bak Erdal anlayacak. Ne var da ne anlayacak Erdal? Gerçi anlasa... sen ona cevabını verirsin değil mi? Yok öyle bir şey dersin, olur biter. Diyemez misin? Aksi bir şey mi var? Ne oldu, soru sordum sana. Aksi bir şey mi var? Söyle hadi. Erdal ne anlayacak? Süreyya'nın anladığını. Süreyya sana baktığında ne anlıyorsa Erdal da onu anlayacak. Tamam benim için sıkıntı yok ki. Benim işim çok rahat. Çünkü Süreyya böyle bir şey sorduğunda ben ona gönül rahatlığıyla gerçeği söyleyebiliyorum. Pardon neymiş o gerçek? Seninle aramda bir şey olmadığı gerçeği. Sana da böyle yapmanı tavsiye ederim. Vay be. Karşımda dört dörtlük bir doğruculuk görüyorum. Bravo. Ama sen Erdal'ı susturamazsın. Anlamadım. Anladın. Erdal şüphelense sen onu susturamazsın. Cevabı veremezsin. Niyeymiş o? Bana karşı hissettiklerin yüzünden. Ömer. Her şeyi ben hissediyorum değil mi? Her şeyi ben yapıyorum. Sende hiçbir şey yok. Bir tek günah keçisi benim. Erdal benim sana olan duygularımı değil... senin bana olan duygularından şüphelenecek diye söylüyorum sana. Bu da Erdal'ın ne kadar akıllı bir adam olduğunu gösterir değil mi? Neyse. Erdal'ına ne istersen söyle umurumda değil.
Ama aile meselelerimize o adamı sokma. Bir daha böyle bir şey olsun istemiyorum. Ayrıca akşam iftar yemeğine de gelme. Öyle mi? Başka bir emriniz var mı Ömer Bey? Var. Sağlık her şeyden önemli. Yemene içmene dikkat et. Biraz kilo almışsın. Bilakis almak için çaba sarf ediyorum. Erdal beni böyle daha çok beğeniyor. Hem sen benim sağlığımla ilgili endişe etme. Sevgilim doktor. Akşama yemekte görüşürüz. Ne yapıyorsun, olur musun şu? Yok yok. Hani umurunda değildi? Bakıyorum da gözünü alamıyorsun telefondan. Sen bu kafayla gidersen daha çok ağlatır Ömer seni. Nişanı da atar, düğünde de terk eder. Yeter Figen. Senin için çocuk oyuncağı olabilir bu ama benim burada hayatımdan bahsediyoruz. Farkında mısın sen? Yeter, her şey senin yüzünden oldu zaten ya. Yeter, konuşma artık. Ne benim yüzümden oldu ya, ben anlamadım şimdi. Hani seni gelinlikle bırakıp koştu ya Ömer. Sakın Gamze abla yüzünden olmuş olmasın. Yüzük atarım, Gamze'den vazgeçmem diyor ya hani. Figen bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Delireceğim ya, ben ne yapıyormuşum? Dolduruyorsun beni Figen. Sen böyle yapınca ben gaza geliyorum, bu sefer fevri davranıyorum. Ya, belki doğru söylüyor. Sen de oradaydın çağırdıklarında. Tuna için gitti oraya, belki Gamze ablayla Tuna'yı konuşuyorlardı sadece. Tabii tabii, kesin öyledir. Kara kedi nerede? Ağaca kaçtı. Ağaç nerede? Balta kesti. Figen bak yeter, sinirlendirme beni. Sen daha uyu dur. Durum bu. Kızlar ne bağırışıyorsunuz? Ne oluyor? Yok, yok bir şey anne. İyi o zaman hadi. Çeneniz işleyeceğine eliniz işlesin. Bak babanız Reşat Bey ile konuşmuş. O gelemeyecekmiş. Aşevinde işi varmış. Ama Ömer gelir demiş. Hadi. Hadi biraz çabuk. Neden bana sormadan tamam diyorsun? Hayır diyemedim maalesef. Maalesef mi? Baba seni buna çok sevinmen lazımdı. Çünkü Fatma Hanım'ı da akşam iftara davet etmişler. Kızlarıyla geleceklermiş. Ha, şimdi anladım o mesele tabii. E o zaman şöyle yapalım baba. Bir mazeret bulalım, ben de gitmeyeyim. Yalan mı söyleyeceğiz oğlum Ramazan günü? Hem duydun dediğimi. Olmaz, gideceğim. İyi tamam, benden günah gitti o zaman. Ama ondan sonra neden bu kadının dibinde dolaşıyorsun değil mi bana? Ömer vukuat istemiyorum ona göre. E gitmiyor o zaman. Hem zaten olmazmış bu kadınla dedin. Ne olacakmış da sanki. Süreyya'ların akrabası onlar. Bir arada olmaya alışacaksınız. Mecbursunuz. Hepimiz alışacağız. Kızım ne dikiliyorsun orada? Gelecekler şimdi, hadi yardım et. Diye mi korkuyorsun? Yani tamam geleceğim demiş ama ya öfkesi geçmediyse ya herkese geleceğim deyip gelmezse o zaman ne olacak? Geldi diyelim. Sana fikrim değişmedi. Bana karışamazsın. Gamze'yle de görüşeceğim dese o zaman ne yapacaksın? Figen vallahi başlama yine. Bilmiyorum. Hele bir gelsin de onu o zaman düşünürüz. Gelmezse zaten neyi konuşacağız ki artık? Ben baktım. Ömer geldi. Neredeyse? Boynunu atlayacaksın. Az bir dur, frene bas. Ama geldi. Tamam geldi ama sen bir beni dinle. Sana yanlış yaptığını aklından çıkarma, tamam mı? Merhabalar. Hoş geldin oğlum. Sefalar getirdin. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olun. Buyurun. Zahmet etmişsin. Estağfurullah, ne zahmeti? Hoş geldin Ömer abi. Hayırlı Ramazanlar. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar. Kızım gelsene nişanın yanına. Hoş geldin de. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Hadi siz içeri geçin. Üstü de gelir birazdan.
Alayım ben. Teşekkür ederim. Biz mutfaktaki yemeklere bakalım. Bugün söylediklerinden sonra gelmezsin diye düşünmüştüm ben. Gamze abla konusunda dediklerimi dikkate aldın galiba. Hayır. Dediklerimin arkasındayım. Nasıl yani? Sen bana güvenmedikten sonra bir ömür benle nasıl geçireceksin? Sana da çok saçma gelmiyor mu bu? Ben sana bir söz verdim. Ve bu sözümün arkasındayım. Ama sen bana inanmıyorsan tabii ki de bitirmek en uygunu. Yani sen Gamze ablayla görüşmemeye göze alamadın diye bizim ilişkimizi ciddi ciddi bitirmeyi düşünüyorsun, öyle mi? Sen benden böyle bir şey istesen ben hiç ses etmem. Ömer istemiş deyip geçerim. Ama sen niye böyle yapıyorsun Ömer, ben anlamıyorum. Çünkü o ben değil. Senin kafandaki Ömer ben değilim. Anlıyor musun? Bak, Tuna benim öğrencim. Gamze Hanım da ablamın ev sahibi. Tıpkı sizin gibi ben de onunla zaman zaman görüşmek zorunda kalıyorum. Hepsi bu. Bunu olduğundan daha fazla büyüterek başka yerlere taşıma. Ömer Hanım, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ ol Berut Hanım. Buyur geç. Yine niye bu kadar güzel giyindin? Nereye gidiyorsun, orada mı buluşacaksın yine değil mi? Yok oğlum, Hüsnü dayımlar iftara çağırdı, ona gidiyoruz. Kandırıyorsun beni sen. Hayır, kandırmıyorum, gel. Annemle Nurhan da hazırlanıyor, gel kendi gözlerine gör. Erdem, yemin ediyorum canım çıktı. Evet. Senin çıktın. E bak işte bak, hazırlandılar. Onlar da gidiyoruz birlikte. Evet, iftara gidiyoruz beraber. İstersen sen de gel. Aa, ben şok. Tuna? Erdem görüyorsun, iki dakikada sattı bizi. Güzel kardeşim, biz bu akşam erkek erkeğe maç izleyeceğiz diye konuşmamış mıydık? Çok affedersin, konuştuk değil mi? Maç başladı başlayacak. Neyse sen git ya, biz Erdem'le izleriz oğlumla. Değil mi koçum? Sen git git, sen git. Çaktırma, çaktırma. Aa. Tamam anne, sizi gidin. Ben maç izleyeyim. Adam be, adam be, adam be, adam be. Sağ ol, yavaş yavaş. Allah. Hayırdır? Ne? Yine ne? Hayır, sen yani genelde böyle etkinliklerde cenazeye gider gibi giyinirdin de bir içim su olmuşsun. Ne iş? Her zaman geldin Nurhan. Tamam, fazla söze gerek yok. Evet, evet. Hadi hadi, tamam hadi. Hadi. Aa, gelmeyeceğim diyene bak anne, koştur koştur oldu. Arada sırada gerekiyormuş böyle şeyler. Tekmeyin. Seni ne yapacağız peki böyle? Puantiye benim göbek adım canım. Hadi Allah kabul etsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay neler ya. Hayırlı Ramazanlar diyeceğim. Hayırlı Ramazanlar kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ellerinize sağlık. Ömerciğim, hayırlı Ramazanlar. Buyurun. Hoş hayırlı Ramazanlar Nurhan abla. Ay abla yok artık ya, koca adam. Allah Allah. Kaç kere diyeceğim. Hayırlı Ramazanlar. Şikayet ediyorsun. Ömer Bey. Çarpılacağım dedim. Sevgili damadımız. Bak karnıyarı şey yapın, buyurun. Tamam mı? Çok ısıtmayın. Tamam mı kızlar? Böreği de biraz ısıtmak lazım. Soğumuştur. İyi. Gelmişsin. Ne oldu, dayanamadın mı? Hı hı. Öldüm öldüm, dirildim. Ateşler falan bastı. Ah ya gelemezsem diye. İyiyim, sağ ol. Sen ne oldu, rahatsız mı oldun? Yok. İyi o zaman. Sen konu ne? Geldik işte, mecbur. Yiyip gideceğiz. Doğru tabii, mecburdun. Şimdi gelmesen Allah muhafaza annen seni odaya falan kilitlerdi. Aha. Aynen öyle. Nasıl geçiyor Ramazan, zorlanıyor musun? İlaçları nasıl ayarlıyorsun? Vallahi bir şekilde ayarlıyorum. Benim kapalı yerde kalma fobim var. O yüzden uslu kız olayım geleyim dedim. Sonra Allah muhafaza. Kızlar, lavabo ne tarafta? Hemen şurası. Ben makyajımı tazeleyeyim.
haber? Sen nasılsın ya? Okul nasıl gidiyor? İyi, iyi. Şey, çok şükür her şey oldu. Anlatıyor Erdem. Erdem. Ömürlerine sağlık. Amin. Allah kabul etsin. Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Çorba koyalım. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ah. Sağ ol Aşın. Allah kabul etsin. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Allah bereketiniz artırsın. İnşallah cümlemizin. Ellerinize sağlık. Gamze abla. Davetimizi kabul ettin sen de ama bir mecburiyet hissetmiyorsundur inşallah. Aa, ne alaka? Niye öyle bir şey hissetsin ki? E, oruç tutmuyor yani. Şey canım işte. Ben şey, o tansiyon düşüyor, çok düşüyor. O yüzden tutamıyor. Yani bir de o açlığa gelemiyor işte. Bir şey oluyor değil mi? Niye açıklama yapıyoruz? Fikencim. Herkesin ibadeti kendiyle Allah arasındadır. Bence sen karşındakinin orucuna karışacağına kendi orucuna ilgilen. Öyle ibadet de göze soka soka yapılmaz. Yargılamak tabii tek Allah'a mahsustur. Hesap sormak başkasına düşmez. Sağ olsun ailen nezaketle beni buraya davet etmiş. Ben de gelip iftar sofrasını sizlerle paylaşmak için burada bulunmuşum. Kötü mü etmişim? Oğlum Meleşe kızım, çok iyi ettin. Hoş geldin, sefa geldin. Başımızın üstünde yerin var. Sen Figen'i pek aldırma. Onun yaşı küçük henüz, bazı şeyleri tam idrak edemiyor. Sen çok güzel söyledin. Bütün ibadetler gibi oruçta kişinin kendi mesuliyetinde. Sevgide, saygıda kusur olmadıktan sonra soframızda da yerin var, lokmamızı da paylaşabilirsin. Sağ olun. Afiyet olsun. Ömer, ev bakıyormuşsunuz galiba. Hayırlısı olsun. Bir daireye baktık ama küçüktü, uygun bulmadık. Öyle mi? Kalabalık olacaklar tabii sonra. Öyle bir oda, bir salonda da yaşamak zor. Yok. İnsan eşiyle anlaştıktan sonra, huzurlu olduktan sonra her yer mutlu bir ev olur. Yani ben kalabalık olacaksınız ya, ondan dolayı söyledim. Hani çok çocuk istiyorsunuz ya. Siz birden fazla çocuk yapmayı çok doğru bulmuyorsunuz galiba. Öyle imalı konuştuğumuza göre. Aa, benim ne haddime can? Sonuçta doğuracak olan Süreyya. Tamamıyla sizin bileceğiniz iş. Yani sizin çocuklarınız da çok güzel olur değil mi? Ya biz de gelir artık severiz bol bol. Severiz tabii, sevmez olur muyuz? Severiz. İnşallah. Allah o günleri göstersin de. Amin. İnşallah. Kısmet. Allah haklarında hayırlısı neyse onu nasip etsin inşallah. Amin. Sağlıklı olduktan sonra ister bir, ister dört. Onlar karar verir. Ama bu arada keşke başlarını sokacakları bir ev satın alsalardı. İyi olurdu. Ay aman yenge, ne yaptın ya sen de? Kolay mı bu devirde öyle ev satın almak? Önce bir kiraya çıksınlar, zamanla o da olur hayırlısıyla. Ben hiç kiraya çıksınlar istemiyorum. Boş yere kira parası verecekler. Evleri olsa fena mı olur? Süreyya da çalışacağım diyor.
destek olacakmış kiraya. Kira için Süreyya'nın çalışmasına çok şükür ihtiyacımız yok Melat Hanım. Süreyya kendisi istediği için çalışacak. Kızım sen de isteyecek başka bir şey bulamadın mı? Kolay mı zannediyorsun ev hanımı olmayı? Başlı başına bir iş. Daha bunun hamileliği var. Çocuğunuz olunca nasıl bakacaksın? Çok zor. Niye canım, ne var? Ben çalışıyorum. Şimdi çalışıyoruz. Tuna kaç yaşına geldi? Ben de bir ömür evde otursun demiyorum ki. Hem Gamze hatırlıyorum da sen evlenir evlenmez hemen işi bırakmıştın. Çalışmıyordun, doğru mu? İşte hata yapmışım yenge. Şimdi keşke işi bırakmasaydım diyorum. Aman ne hata yapmışsın. Gayet de güzel yapmışsın. Senin ilk eşin zengin bir adamdı. Çalışmaya ne ihtiyacın vardı ki? Şimdiki talibin Erdal Bey de az değil. Maşallah maşallah. Sen bu konuda kısmetlisin. İşte ben de tam bu noktada hata yaptığımı söylüyorum. Kocamın zenginliği kendine. Benim kendi ayaklarımın üzerinde durmam gerekiyor. Sonuçta bu sadece maddi bir mesele değil. Ben kadınların hayatın her alanında aktif olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda çok doğru söylüyor bak yenge. İşte ben çalışmıyorum. Ama bak sana yeminle söylüyorum, çok isterdim çalışmak. Kendim için. Hem Sadık şimdi tek başına çekip çeviriyor evi. Neyse. Bu lafı gelmiş, iş mevzusu açılmışken bizim Süreyya da bankada çalışmak istiyor. Sizin şubeye girmesinde senin bir desteğin olabilir mi? Hem ablalık edersin, hem de eve de yakın. Bizim kafamız da rahat olur. Ne güzel olurdu. Ancak bizim bankada o işler o kadar kolay olmuyor. Ben yine de sizin için bir şansımı deneyeceğim. Bir sorarım. Haber veririm size, olur mu? Çok sağ ol kızım. Çok makbule geçer. Yenge çok güzel olmuş bu arada dolman. Afiyet olsun, bir tane daha alsana. Ama sen daha dur, ben daha yeni başlıyorum. Vereyim mi sana bir tane? Yok yok, yemeyeyim şimdi. Pirinç. Kilo almışım bu aralar. Saçını alıyor bu da kiloyu. Bir gram yağ yok. Artık gören görüyor demek ki.